Kardeşlerimize alçak gönüllülükle hizmet etmeliyiz. Çünkü kardeşlerimize hizmet etmek demek, Tanrı'ya hizmet etmek demektir. Ben değersiz bir kulum diyebilmek çok önemli. Bazen her şeyi yapamayacağız. Yani burada saydıklarımın hepsini ben yapabiliyor muyum ya da herkes yapabilir mi? Hayır ama hizmetkar bir yüreğe sahipsek, Tanrı'nın bize ne kadar bizi kullandığı bize yeter. Gerçek hizmet, Tanrı ile olan ilişkiden kaynaklanır. Bırakın Tanrı sizi bir yerlerde kullansın. Sevgili dostlar, Kanal Hayat Ekranları'nda Teolojik Argümanlar programımıza hoş geldiniz. Bu programda sizlere yeni bir disiplinden, hizmet disiplininden bahsedeceğiz. Rabbin nutfuyla, Hizmet disiplini, boyun eğme disiplini gibidir. Boyun eğme disiplini biraz daha Tanrı'ya bakar, hizmet biraz daha insanlara bakar. Ama birbiri iç içe iç iç içedir diyebiliriz. Birçok disiplin birbiri iç içe olduğu gibi... Bu ikisi de birbiriyle iç içedir. çarmıh nasıl boyun eğmenin yani itaatin simgesi ise havlu da hizmet disiplininin simgesidir diyebiliriz. Havludan kastımı anlıyorsunuz sanırım. Evet Rabbimiz biliyorsunuz son akşam yemeğinde havlu beline doladı ve kimsenin yapmak istemediği normalde kölelerin, hizmet, hizmetçilerin yaptığı işi bizzat kendisi yaptı. Bunu öğrencilerine bir örnek sunmak için yaptı. Değil mi? Her birinin kirli ayaklarını yıkadı. Sofraya oturabilmeleri için, yemeğe oturabilmeleri için o ayakların yıkanması gerekiyordu. Ve öğrencilerin arasında o pasajları okursanız göreceksiniz. Ne vardı? Kim önder, kim birinci tartışması vardı. Ve İsa Mesih aslında değil mi? oraya demem bir e, parmak atmış oldu. Bu probleme bir el atmış oldu. Eğer bir yerde birincilik yarışması varsa, kim lider olacak, kim önder olacak yarışması varsa orada aynı zamanda kim sonuncu olmayacak tartışması da, yarışması da vardır. Birçoğumuz değil mi? Birinci olamayacağımızı bildiğimiz yerlerde en azından sonuncu olmayayım derdine düşeriz. ve öğrencilerin arasında da böyle bir sıkıntı var. Yani birincilik tartışması yapıyorlar. Aslında Yüreklerinde olan yani kafa, akıllarında olan tartışma ne? Yani nasıl bu ayak yıkamadan kurtulabilirim? Yani birileri birilerinden hizmet bekliyor ama o hizmet eden sona kalan ben olmayayım derdindeler. İnsan hayatında hiyerarşi otomatikman oluşan bir olgudur. Bir hiyerarşi hatta Jordan Peterson'ın bu çok meşhur hayata dair 12 kural kitabı vardır. Bunun sanıyorum Türkçesi de çıktı. Okumanızı tavsiye ederim. Çok değerli bir kitap. Jordan Peterson'da yani imanlı bir bilim adamı diyebiliriz sanıyorum. Ve orada ilk ilk kuralda yani bu hiyerarşi konusuna giriyor ve yani akrep pardon yengeçlerden tutun bütün yani hayvanlar dünyasında da bunun örnekleri var ama. İnsanlıkta bunun ta yani ilk insanın ortaya çıktığı zamandan beri bunun çok örnekleri var ve yani sosyologlar da aslında hiyerarşinin ne kadar e, sosyal hayatın içine işlemiş olduğunu ve hiyerarşi olmadan belli bir e, hiyerarşi olmadan belli bir düzenin olmayacağını, olamayacağını sosyolojik olarak buna ihtiyacımız olduğunu da tabii ki ortaya koyuyorlar. Ama insanlık dünyasında bu hiyerarşi bu kümes düzeni işte buraya da kast sistemi değil mi? Çok yani ağır ve ezici bir şekilde ilerler, sömürücü bir şekilde ilerler, insanları dışlayıcı, aşağılayıcı bir şekilde ilerler. Ve bu hani çoğu zaman bizler de bunun çok çabuk kendimizi e, kaptırabiliyoruz bu kümes sistemine. Ama İsa Mesih'i iyi anladığımız zaman aslında o kümes sistemindeki o mantaliteyi tamamen değil mi, tersine çevirdiğini görüyoruz. İşte bu bu da gerçekten insanlıkta çığır açan bir e, erdem, bir prensip. Matta 20'de okuyayım bir ayet. Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi: Bilirsiniz ki ulusların önderleri onları egemen kesilir. İleri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. İşte hiyerarşi burada. Ama ne diyor? Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye, edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Evet, Rabbimiz Tanrı olduğu halde değil mi? Ululuğunu bir kenara bıraktı. Oradaki makamını, yüceliğini, ayrıcalıklarını bir kenara bıraktı. Ve insan bedeni alıp hizmet etmeye geldi. Ve o sofrada son akşam yemeğinde bir örnek olarak ayakları yıkadı. Bazen bu ayak yıkamayı bir ritüel haline getiriyoruz kiliselerde sanki bir vaftizmiş gibi ya da işte Rabbin sofrasıymış gibi böyle törenlerle ayak falan yıkanıyor. Ama işin özü bir tarafa bırakılıyor. İsa Mesih bunu bir ritüel olsun diye yapmadı. Ayağın diyor yıkanmasından başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Orada gerçekten ayakların yıkanma ihtiyacı olduğu için bir hizmet olsun diye bir hizmetçinin yaptığı hizmeti gocunmadan yapmanın ne kadar büyük bir erdem olduğunu ve kendisi en yüksekte olmasına rağmen bunu yapma, yapmak için geldiğini vurgulamak için bize bir örnek bırakmak için bunu yaptı. O zaman biz de bunu anlamalıyız ve hayatlarımızda uygulamalıyız. Havlu bizim e, simgemiz olmalı. Kardeşlerimize alçak gönüllükle hizmet etmeliyiz. Çünkü kardeşlerimize hizmet etmek demek Tanrı'ya hizmet etmek demektir. Evet, hizmetimiz değil mi kaynağını Tanrı'dan almalı sevgiyle, sevinçle hizmet etmeliyiz. Hizmet etmenin bize kazandırmış olduğu erdemler vardır. Bunları yaşadıkça ortaya çıkar bunlar. Yani Richard Foster bunları çok güzel keşfetmiş ve bizlere gösteriyor hamdolsun. Yani gizli hizmet etmenin çok büyük erdemleri vardır. Bizleri işte bu ruhsal gelişmemizde, olgunlaşmamızda birçok sıkıntılarımızı dan bizi kurtarır. Mesela alçak gönüllülük değil mi? Tanrı'nın gözünde çok önemli bir erdemdir. Ama bunu gidip bir yerden satın alıp yüreğinize koyamazsınız alçak gönüllülüğü. Yani okuyarak kazanamazsınız alçak gönüllülüğü. Bir yerden alıp değil mi? Yüreğinize yerleştirip alçak artık ben alçak, alçak gönüllü oldum. Haleluya falan böyle bir şey yok. Değil mi? Yaşayarak bunlar ortaya çıkar. Yaşayarak gelişirsiniz. Alçak gönüllülüğü niyet edip değil mi? Yüreğinizde kendi benliğinizi bastırıp kendinizi inkar edip gerçek hizmetle hizmet ettiğin zaman gizli olarak değil mi Tanrı alkışlasın diye hizmet ettiğiniz zaman o zaman işte gitgide alçak gönüllü olmaya başlarsınız. Gizli hizmet bizi benlikten, gururdan, alkış beklentisinden, yetki oyunlarından özgür kılar. Aslında bunlar o kadar yani özlem duyduğumuz özgürlüklerdir ki birçok insan yani kilisede bile bunları görmek insanı kahrediyor. Yani yani kim yetkili olacak, kim öne çıkacak, kim alkış alacak, kim vaiz olacak. Yani ben öne çıkayım, ben yapayım. Yani, yani hizmet etmek istemek güzel ama bunu alkış için yapıyorsan, kendini öne çıkarmak için yapıyorsan zaten sen ödülünü orada almış oluyorsun. İşte acı olan o ve o zaman değil mi Tanrıdan bir ödül beklemeyin diyor İsa Mesih. Yazarımız yani kendimize özgü doğrulukla gerçek hizmetin biraz karşılaştırmalarını yapıyor. Biz de biraz bunlara değinelim. Bu ikisi arasındaki farkı görmek çok önemli dostlar. Yani bizler kendi öz doğruluğumuz için kilisede hizmet ediyorsak, yani kendi irademizden kaynaklanan yani kendimizi yüceltmek için kendi öz doğruluğumuz için bunları bir şeyler yapıyorsak hepsi bunların boşa gidebilir. Çok dikkat etmeliyiz. Çünkü insan dışa bakar. Ama Tanrı yüreğe bakar. O yüzden yüreklerimizi sınayalım. İç dünyamızdaki yükseliş, gelişme buradan başlıyor. Ben bir şey yapıyorsam bunu Tanrı'nın hoşnut olması için mi yapıyorum? Yoksa kendi hoşnutluğum için mi yapıyorum? Yani bunun ayrımını iyi vermemiz gerekiyor. Gerçek hizmet Tanrı ile olan ilişkiden kaynaklanır. Bırakın Tanrı sizi bir yerlerde kullansın. Bunu sağlayacaktır. Sizdeki yani bunu tabii başkalarını kullanarak bunu sağlayacaktır. Bugün tanesi bu, bu kilisede kullanmak ister. Bir bakarsınız yarın başka bir hizmette kullanmak ister. Ama kendinizi onun emrine adamalısınız. Tanrı'dan istemelisiniz. Evet. Ve Tanrı'nın çağrısına kulak vermeliyiz. Fedakar olmamız gerekiyorsa, evimizi yurdumuzu bırakıp Tanrı peşinden gitmemiz gerekiyorsa, başka bir şehire, başka bir ülkeye taşımamız gerekiyorsa, bunu sevinçle yaparız. Ama bunun kaynağının Tanrı olması gerekir ama bazen öyle oluyor ki yani, yani yurt dışına gidiyor insanlar güya hizmet etmek için ama en böyle işte ne benim sahil kenarı harika böyle villalar falan şahane evlere taşınayım İşte hizmetçiler falan tutayım ne de olsa param yurt dışından geliyor falan böyle hizmet edeyim yani bu Tanrı yüreğine ne kadar uygun bilmiyorum yani geçen programda söylemiştim hatırlarsınız belki yani başka bir ülkede yani kötü bir ee, misyoner bir müjdeci olmaktansa kendi ülkende iyi bir e, taksi şoförü ol. Yani Tanrı'nın o daha çok hoşuna gidecektir ve seni daha çok kullanacaktır. Evet. Gerçek hizmet alkış yerine gizli olmaktan hoşlanır. Tanrı hoşnut olsun yeter. Ben değersiz bir kulum diyebilmek çok önemli. İsa Mesih bunun uyarısını bize yapıyor değil mi? Her şeyi yaptıktan sonra ne diyeyim diyor? Ben değersiz bir kulum. Sadece Tanrı'nın benden istediğini yapıyorum diyebilmek, toprak olduğumuzu hatırlamak. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Aslında bir hiçiz. Tanrı bize ne kadar değer verirse ancak o kadar değerimiz olur. Ama öz doğruluktan kaynaklarına hizmet ise ödül peşinde koşar. Alkış bekler. Sonuç odaklıdır. Gerçek hizmette ise sonuç odaklılık yoktur. Ben bunu çok değerli bir kardeşimde gördüm. Avustralya'dan gelmiş bir kardeşti. Yani biz gayret ediyoruz. Tabii ki meyve vermek için uğraşıyoruz. Ama o bir şey anlattı bize. Dedi ki yani Avustralya'da onu buraya gönderen kilisesine oradan gelmeden önce ilk defa da Türkiye'ye gelmeden önce onlara bir konuşma yapmış ve demiş ki yani benden işte raporlar ya da işte şu kadar insan e, iman etti şu kadar şunlar oldu. Ben bunları bunlar için gitmiyorum. Tanrı beni çağırdığı için gidiyorum. Tanrı bana orada neler yaşatacak ben onu orada göreceğim. Ama ben kendimi Tanrı'ya sunuyorum, boyun eğiyorum. Ben bunun için gidiyorum. O yüzden yani böyle hedef odaklı olmak, yani insanı yani hiç olmasın demiyorum ama çok dikkatli olunması lazım. Yani o zaman yani gözümüzü Tanrı'dan farklı hedeflere çevirirsek bir şey Tanrı için değil de bir amaç için, bir netice için yapmaya başlarsak Tanrı'dan gitgide uzaklaşabiliriz. Halbuki yani bizim asıl amacımız Tanrı'yı yüceltmek olmalı. Mesih'e Mesih'te kaldığımız zaman mutlaka meyve veririz. Tanrı insanları kendisine çekmek istiyor. Zaten Tanrı kendisini göstermek isteyen bir Tanrı'dır. Sonra öz doğruluk değil mi? Kime hizmet edeceğini seçer ve ayırır. Ne kadar tehlikeli bir şey değil mi? Yani bir yere gidip orada konuşma yaparım ama şuraya gidip şurada konuşma yapmam ya da işte bir zengin birisi gelir kiliseye. Herkes ona odaklanır. Aman sen gel şu baş köşeye otur falan der. Yakup bize mektubunda bizi buna karşı uyarıyor değil mi? Yani insanlar arasında ayrım yapmamamız lazım. Kime hizmet edeceğim konusunda ayrım yapmamalı. Hatta en düşüklere değil mi? En itilmişlere gitmeliyim ki ben de alçak yürekli, alçak gönüllü olabileyim. Tanrı benim içimde onu daha da yeşertsin. Bazen öz doğrulukta hizmet edenlerde değil mi? Keyfin yerinde olup olmaması bile etkiliyor. Ya yani adam, ya bugün çok keyifsizim ben kiliseye gitmeyeyim diyebiliyor, ya da şu hizmeti yapmayayım diyebiliyor. Yani, o zaman biz işte, yani yüreklerimizi sınamalıyız dostlar. Ee, hizmet odaklı mıyız, Tanrı odaklı mıyız, yoksa aa, bencillik mi yapıyoruz, benlikte mi yaşıyoruz, bunun ayrımını iyi yapmamız lazım. Duygularımızı kontrol etmeyi de öğrenmeliyiz yani ruhsal disiplinlerden bahsettiğimiz için bu kısaca bir duygular konusuna da yeri gelmişken dokunayım. Yani Peter Cazero'nun sağlıklı ve Ruhsallık kitabından bahsetmiştim daha önce de. Yani o kitapta şöyle bir şey var. Yani kısaca hemen değineyim. Diyor ki duygularımız çocuklar gibidir. Onları ne ön koltuğa oturtabiliriz, arabanın ön koltuğuna, ne de bagaja koyabiliriz. Onların yeri arka koltuktur. Yani Duygularımızı hayatımıza taşımalıyız ama ön koltuğa da şoför koltuğuna onu oturtamayız. Hayatımızın değil mi? İdaresi duygularımızda olmamalı. Ama onları tamamen yani göz ardı edip bir paketi paketleyip bagaja da atamayız. Yani duygularımız hayatımızın dinamikleridir. Bizi yani her gün kalkıp hayata devam edebilmemiz için duygulara ihtiyacımız var. Evet. Ama duyguları şımartmamalıyız. Ve duygularımızı kontrol edersek hizmetimizi de daha iradeli şekilde yapabiliriz. Daha adanmış bir şekilde. Ve öz doğruluk duyarsız ve bölücüdür. Bölünmeleri hiç umurunda olmaz. Kiliseyi birisi terk etmiş, birisi işte e, yaralanmış, ona karşı gelmiş ya da onu uyarmaya kalkmış. Hiç umurunda olmaz. Yani çünkü onun amacı sayı çokluğudur ya da işte yani bir alkıştır. Yani bir şekilde devam etsin de nasıl ederse etsindir. Yani benim keyfim kaçmasında ne oluyorsa olsundur. Yani bu da çok tehlikelidir. Yani duyarsız ve bölücü birisi varsa, bu lider bile olsa ona karşı dikkat etmek lazım. Evet. Hizmet disiplininin getirdiği en büyük erdemlerden birisi dedik alçak gönüllülük ve e, yani Tanrı'nın gözünde alçak ne kadar önemli bir erdem olduğunu kutsal yazılarda görüyoruz. Birkaç tane ayet okumak istiyorum bu konuda birkaç tane ayet okuyup hızlı geçeceğim. Yüce ve görkemli olan Yeşaya 57'de sonsuzlukta yaşayan adı kutsal olan diyor ki yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde alçak gönüllülerle ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım. Bakın Tanrımız böyledir. Süleyman'ın özdeyişleri 18'de 12. ayet. Yürekteki gururu düşüş, alçak gönüllülüğü ise onur izler. Yine Süleyman Özdeyişlerinden 22'de alçak gönüllülüğün ve Rab korkusunun ödülü zenginlik, onur ve yaşamdır. Çünkü Tanrı değil mi? alçak gönüllülere lütfeder. Evet, alçak gönüllülük dedik, arayarak bulacağımız bir erdem değil, ancak yaşayarak kazanacağımız, ilerleyeceğimiz, derinleşeceğimiz bir erdemdir. Ve Filipin, Filipililer ikinci bölümden e, örnek vermiştik. Birbirimizi alçak gönüllüyle öbürünü kendinden üstün sayarak birbirimizi diğerinden diğerlerimizi kendilerimizden üstün sayarak onlara boyun eğmek, hizmet etmek. Yani çağrımızın özü budur. Yazarımız ayrıca e, şu noktanın altını çiziyor. Diyor ki, benliğin gizli arzularını denetlemede de gizli hizmetin büyük önemi vardır. Yani hizmet ettiğimiz zaman alçak gönüllü olduğumuz gibi birçok e, yüreğimize taşıdığımız zayıflıklarımız, korkularımız, günahlarımız hatta değil mi? acizliklerimiz. Bunlarda da şifa almaya başlarız. Hizmet bizi birçok konuda Tanrı'ya yaklaştıracaktır. Yani Kutsal Ruh bizi ne dedik? hamur gibi yoğurmak ve şekil vermek ister. Değil mi? Ama sabit bir yerde oturuyorsak, hiçbir şey yapmıyorsak Tanrı'nın bizi şekillendirmesi zor olacaktır. Değil mi? Bir çömlekçi bile yani onun işte değil mi dönen bir mili var orada değil mi çamuru koyuyor ve orada şekil veriyor. Bizim de bir devinim içerisinde olmamız Tanrı'nın bizim için, üzerimizdeki yapacağı işi kolaylaştıracaktır. Yerinde duran araba değil mi direksiyonu çeviremezsiniz bir yere yol ama araba gidiyorsa çok rahat direksiyonu çevirip değil mi hedefinize daha kolay ulaşabilirsiniz. Kendinize daha çabuk yön verebilirsiniz. Peki kardeşlerimiz için neler yapabiliriz? Değil mi? bağışlamak yani Hristiyanlığın en büyük arıcılıklarından en büyük en farklı öğretilerinden biri budur değil mi diğer inançlarda dinlerde çok fazla üzerine baskı yapılmayan olsa bile ki bazı birçoğunda da yok değil mi sağ yana vurana sol yana dönmek ve bize karşı suç işleyenleri bağışlamak özellikle kardeşlerimizi bağışlamak yedi kere yetmiş kere hatta değil mi İsa Mesih altın çiziyor bağışlamak kardeşlerimizi bağışlamak Aramızdaki muhabbeti, sevgiyi tanrısal bir bereket sağlayacaktır. Gerçekten aramızdaki sevgiyi kat kat artmasına, Tanrı'nın bize olan şefkatinin, sevgisinin daha çok dökülmesine vesile olacaktır. Suçları örtmek, eksikleri gidermek, üzüntüleri paylaşmak, dostların dostluklarını kabul etmek. Yani bazı kardeşler değil mi? Bize gelip bizimle dost, çok alçak yürekli, naif arkadaşlar oluyor. Yani siz biraz daha belki kilisede öne çıkan konuşkan birisi olabilirsiniz. Ama birisi o naif arkadaş, korkak, ürkek arkadaş da size dostluk etmek istiyorsa onu geri çevirmeyin. Ve bu çok yani çok bereket alırsınız. kabalıkları birbirimizin kabalıkları bile yapmış olsa birileri bunları değil mi göz ardı etmek çok önemli. Kötülüğe karşı e, tabii ki karşılık vermeyeceğiz. Zenginlikleriyle, başarılarıyla övüneceğiz. Biz de gurur duyacağız. Biz de alkışlayacağız. Ee, yazarın yine altını çizdiği aslında çok basit gibi görünen ama gerçekten ruhsal e, yaşamımızda bizim için önemli olan kiliselerde bizler için önemli olan bir şey de ayak işlerini yapmak. Birbirimizin basit yüklerini bile taşımakta birbirimize yardımcı olmak muhabbetimizi mesih üzerimizdeki olan esenliğini artıracaktır. Ayak işlerini yapmakta da çekinmeyelim değerli dostlar. Hizmet etme değil ...hizmetkar yüreğine sahip olmak çok önemlidir. Yani robotik bir şekilde şunu hizmet edeyim, bunu hizmet edeyim değil. Yani Tanrı'nın önünde ben bir hizmetkar mıyım? Tanrım yüreğimi gerçekten sana adıyorum ve ben seni hizmetkarın olmak istiyorum. Bazen her şeyi yapamayacağız. Yani burada saydıklarımın hepsini ben yapabiliyor muyum? Ya da herkes yapabilir mi? Hayır ama hizmetkar bir yüreğe sahipsek... ...Tanrı'nın bize ne kadar bizi kullandığı bize yeter. Tanrı bazı yerlerde dur diyecek. Tamam çok hizmet ettin ama çok güzel hizmet ettin ama... Tamam bu kadar yeter biraz da şuna bak diyecek. Yani hizmetkar bir sahip olmak Tanrı'nın görmek istediği şey bu. Ve bir şey daha ben fark ettim. Bu da nedir biliyor musunuz? Yani biz hizmet ettikçe aslında Tanrı bizi daha da atılgan yapıyor. Daha cesur yapıyor. Daha çok kullanmak istiyor. Bu da değil mi? Büyük bir bereket bizim için. Tanrısal bir lütuf. Aziz Francis'ten bir örnek vereceğim küçük çiçekler kitabında Leo diye bir kardeşine dersler veriyor. Diyaloglar var. Diyor ki yetkin sevincin anlamını ona öğretmek için soruyor. Gerçek sevinç nerededir? Leo insanların hatta imanlı dünyasının da sevinç olarak kabul ettiği birçok şey sayıyor. İşte evlilik, çocuk sahibi olma, şu bu işte zenginlik şu bu yani Aziz Francis hayır diyor. Gerçek sevinç orada değil. Gerçek sevinç orada değil. Gerçek sevinç orada değil. Peki o zaman nerede diyor gerçek sevinç diye? Leo sorduğunda şöyle cevap veriyor. Diyor ki Mesih'in dostlarına verdiği kutsal ruhun bütün bağışlarının en üstün olanı kendini yenmek, kendini inkar etmek, Mesih'in sevgisi uğruna acılara, hakaretlere, aşağılanmaya ve zorluklara katlanmak. Evet kendimizi inkar etmek değil mi kilisede başlıyor. Evet. Ve yani müjdeci olsun, misyon olsun, vaiz olsun, hizmetçi olsun fark etmez. Hepimiz değil mi buna çağrıldık. Kendimizi inkar etmeye ve Tanrı yolunda yürüyerek kardeşlerimize hizmet etmeye, zorluklara katlanmaya. Bonhoeffer birlikte yaşam kitabında o da şöyle bir cümlede bu hizmeti anlatıyor. Diyor ki bir kişinin imanlı topluluğunda başkalarına sunabileceği ikinci hizmet etkin yardımcılıktır. Küçük ve önemsiz gibi gelen konularda basit yardımlarımız dokunabilir. İnsanların bir arada yaşadıkları toplumlarda bu tür fırsatlarla bol bol karşılaşırız. Böyle küçük ve önemsiz gibi görünen yardım fırsatlarını zamanı bahane ederek reddeden kişiler kendi hizmetlerini gözlerinde fazlaca fazlaca büyütüyorlar demektir. Evet. Yani kendimizi ya da kendi hizmetimizi çok büyük görmemeliyiz. Yani kimse kendisine olması gerekenden fazla değer vermesin diye Pavlus da bizi uyarır. O yüzden yani ayak işleri gibi gözüken, basit işler gibi görüken şeylerde de kardeşlerimize yardım edelim. Bu bize alçak gönüllü olmayı öğretecektir. ve yapabileceğimiz hizmet çeşitleri, altı çeşit hizmetten burada bahsediyoruz. Tabii ki bu artırılabilir. İlk olarak temel hizmetler. Tabii ki kilisede ee, ...vaaz vermek isteyeceğiz... ...öğrenciler yetiştirmek isteyeceğiz... ...mutfakta çalışmak isteyeceğiz... ...temizlik yapacağız... ...yani bazen hani... ...kardeşler, genç kardeşler vaiz olmak istiyorlar... ...ama bu pişmekle alakalı olan bir şey... ...sadece bilmek... ...sadece güzel konuşmakla alakalı olan bir şey değil... ...aynı zamanda ruhsal olgunlukla alakalı olan bir şey... ...çıkıp... E, ...paylaşımda bulunmak, vaaz vermek... ...yani... ...o yüzden şunu da belki duymuşsunuzdur... ...vaizliğin yolu... ...değil mi pas pas atmaktan geçiyor, kiliseyi temizlemekten geçiyor. O yüzden ıı, basit hizmetlerden kaçmayalım. Kilisede hizmet ettikçe Tanrı bizi ıı, büyütecektir. Bir diğer hizmet ben Türk Kilisesinde çok büyük yani çok büyük ihtiyaç görüyorum bu konuda. O da nedir biliyor musunuz? Birbirimizin adını koruma hizmeti. Yani insanlar çok rahat bir şekilde birbirinin aleyhinde konuşabiliyorlar. Bizim üzerimize düşen görev burada böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman kardeşimizi susturmak. Başka diğer kişinin orada olma, olmayan o kişinin değil mi, adını korumak için kendimizde bir sorumluluk hissedelim değerli dostlar. Ve Galatyalılar da dediği gibi birbirimizin ağır yükünü taşıyalım. Ama ilk bunun ilk adımı nedir? Değil mi? Kardeşimin derdini bilmiyorsam, yükünün ne olduğunu bilmiyorsam onu o yükü taşımasına nasıl yardımcı olabilirim ki? O yüzden birbirimizi dinlemek çok önemli ve birbirimiz için dinledikçe değil mi? Ve o yükü biz tek yani iki kişi onu beraber de taşıyamayız. Yani Tanrı'nın yardımı her zaman ihtiyacımız var. O yüzden o kardeşimin o o zorluğunu da Tanrı'ya kaldırmalıyım. Beraber dua etmeliyiz. Rab'den yardım istemeliyiz. Bir diğer büyük hizmet de ve yani kiliselerde yani bunun ne kadar etkin olduğu bu çağımızda belki tartışılır. O da konukseverlik, misafirperverlik. Bu çok büyük bir hizmettir. Evimizin kapılarını başkalarına, dostlarımıza, kardeşlerimize, özellikle imanlı kardeşlerimize açmak. Mesih'in sözüne ihtiyacı olan çevremizdeki dostlara açmak. Alfa kursu mesela başlatılıyor. Dünyada 100 milyondan fazla insanın hizmet iman ettiği bir hizmet bu alfa kursları. Onun videoları var ve yani evinize çağırıp o insanları alfa kurslarını seyrettirip onlarla beraber beyin fırtınası yaparak o insanlara gerçeği aramalarını. Direkt Hristiyan propagandası değil gerçeği beraber gerçeği arayalım. Gerçek nedir? Tanrı var mıdır? Yok mudur? Yani kapımızı açarak, onları ikramlarda bulunarak ya da kardeşimizi değil mi? sokakta kalmasını yani kalan arkadaşlar var, gençler var. Bazen gerçekten zor durumlara düşüyorlar. Ne yapıyoruz? Evimizin kapısını açıyoruz ve onlara yatacak bir yer veriyoruz. Bir yemek veriyoruz. Cebine bir haçlık koyuyoruz. Bunlar değerli hizmetlerdir. Ve bu konukseverlik aslında değil mi? kutsal kitapta üzerinde duruluyor. Birçokları diyor yani fark etmeden melekleri bile ağırladılar. Ama şu anda biz neredeyiz kilise olarak? Biraz öz denetim yapalım bu konuda. Ve incelik ve nezaket bu da önemli bir hizmettir. Kardeşlerimizle nazik olmak, ince davranmak. Bir diğeri de tabii ki merhamet hizmetleri. Bunlar da yer alabiliriz. Kilisemizi toplu olarak yapabiliriz, kişisel olarak yapabiliriz ama yapabiliriz. Peki değerli dostlar hizmet disipline de genel olarak bakmaya çalıştık. Bu dışsal bir e, pre, e, disiplin ama içsel dinamikleri olan, içsel gerçeklerle yola çıkıldığı zaman tanrı katında değeri olan bir disiplin. Umarım Rabbim hepimizin yüreğinde çalışır ve kendisine layık hizmetkarlar haline getirir bizler efendim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.